Şimdi kriz masasıyla ilgili konsolosluk görevlisi arkadaşımızla temastayız. Fahri Konsolosluğumuz, yani İngiltere Fahri Konsolosluğu konuyla yakından ilgileniyor. Her şeyden önce benim sizlerin aracılığıyla bölgedeki tüm konaklama tesislerine şunu söylemek istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Hakikaten zor bir durum. Geçmişte ben kendim de yaşadığım için bu şekilde bir batışı, yani onların durumunu, psikolojisini gayet iyi anlayabiliyorum. Devamında tüm konaklama sektörün temsilcilerinden ricam, hiçbir şekilde içerideki misafire rahatsızlık vermeyelim. Maalesef ki bir iki noktadan bununla alakalı çeşitli bilgiler bize ulaştı. Kendi konaklama tesisinde kalan misafirlerden para isteme gibi bir durum söz konusu olmuş. Atol, oradaki otorite, şu an Türkiye'de konaklayan tüm Thomas Cook yolcularının bütün masraflarını zaten karşılıyor. Dolayısıyla hiçbir konaklama tesisinin içeride kalan misafirle ilgili en ufak bir zararı olmayacak. Dolayısıyla kendilerine Türk misafirperverliğine yakışır şekilde davranış gösterip herhangi bir talepte bulunulmamalı. Ben dediğim gibi sizlerin aracılığıyla tüm irili ufaklı işletmecilerimizden bunu rica ediyorum. Elbette Thomas Cook'un batması bölgemiz için oldukça sıkıntı yaratabilecek bir durum. Ancak bizim özellikle yetkililer olarak, sorumlular olarak umutsuzluğa düşmek gibi bir lüksümüz söz konusu olamaz. Nitekim bizim son bir hafta içerisindeki yaptığımız İngiltere çalışması da bir yerde bununla alakalıydı. Çünkü uzun süreden beri Thomas Cook'la ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Biz de olası böyle bir durumda bir yerde ön alma gibi değerlendirecek olursak önümüzdeki yıla dair işte bu temaslarda bulunduk. İlla ki önümüzdeki yıl bu yılın rakamlarını görememe ihtimalimiz söz konusu. Ancak biz kendi üzerimize düşeni yapıp bundan sonra önümüzdeki Kasım fuarına da zaten katılacağız, WTM Londra'ya. Orada da çalışmaları daha da hızlandırıp bölgemizin, ülkemizin en az hasarla bu durumu atlatması için yani gücümüzü sonuna kadar kullanacağız.